Merhaba arkadaşlar, ben Erdo Özoğa. Donanım Haber.com olarak Tayvan'dan Computex fuarından bildirmeye devam ediyoruz. AMD'nin Ryzen işlemcileri için aylardır hayali kurduğumuz bir anakart var. Mini ITX boyutlarda olsun, zengin özelliklere sahip olsun ve istediğimiz zamanda yüksek performans verebilsin. Aslında bu konseptin ilk ürünü BIOS'lar yaptım. X370 Onga setini kullanan anakartı halihazırda Amerika'da satılıyor ancak piyasaya çıktığında tükeniyor ve bulması da çok kolay değil. Zaten BIOS'lar tarafı Türkiye'de olmadığı için de o anakart bizim açımızdan evet teknolojik gelişim olarak önemli ama piyasada bulunmadığı için biraz hayal kırıklığı yaratmıştım. Ancak ne güzel ki müjdeli haber Gigabyte'dan geldi ve elimde duran bu Mini ITX anakart çok yakında piyasaya çıkacak ve Gigabyte ülkemizde de etkin olduğu için öyle zannediyorum ki Türkiye'de de rafları süsleyecek bu anakart. BIOS'ların anakartına farklı olarak X370 değil B350 Yonga setini kullanıyor. Dolayısıyla fiyat performans dengesi daha yüksek bir anakart olacağını söyleyebilirim. AB350'nde gaming kod adını taşıyan bu anakart gerçekten küçük boyutlarda minyatür bir sistem ve irili ufaklı pek çok sisteme girebilecek kadar da zengin özelliklere sahip. İsterseniz kendisine ayrıştıran bazı detaylardan bahsedeyim. Bu anakartta hem ışıklandırma sistemi var hem de üzerindeki port yardımıyla kullanacağınız diğer ışıklandırma sistemlerini kontrol edebiliyor. Hatta arzu ederseniz hemen bir demo yapalım dostlar. Evet, kablomuzu aldık. LED aydınlatma sisteminin ihtiyaç duyduğu enerji beslemesini şimdi bir powerbank yardımıyla yapacağım. Size ışıklandırmayı göstermek istiyorum dostlar. Evet, şu an powerbank'ten besliyorum ve anakartın bellek slotlarının arkasına gelen kısmın RGB ışıklandırma sistemine sahip olduğunu görüyorsunuz zaten. Bu ışıklandırma sistemini anakartla beraber gelecek yazılım yardımıyla da kontrol edebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi sadece kendi sahip olduğu ışıklandırma değil, aynı zamanda eğer kasanızda bir RGB ışıklandırma sistemi varsa uyumlu, onu da anakart üzerindeki ilgili porta takarak Gigabyte'ın kendi yazılımı üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bu anakart dediğim gibi B350 Yonga setini taşıyan bir anakart. Dolayısıyla AMD tarafından Ryzen işlemciler için geliştirilmiş en yüksek performanslı Gigabyte Mini ITX anakart olmayabilir. Orta uzun vadede belki bunun üstünde farklı modeller de gelebilir ama pek çok kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede olduğunu söylemem gerekiyor. Hatta günümüzün en popüler trendlerinden, akımlarından birisi olan ve özellikle üst seviye anakartlarda gördüğümüz PCI Express slotun, yani ekran kartını takacağınız slotu korumaya yönelik kalkan bile bu anakartla kendisine yer bulmuş durumda. Mini ITX form faktörüne sahip olduğu için 4 tane değil 2 tane bellek slotu var. Özellikle bellek yoğun uygulama kullananlar açısından belki bu biraz hayal kırıklığı yaratabilir ama büyük oranda Mini ITX sistemlerde, Mini ITX anakartlarda genellikle 2 slot olduğunu görüyoruz. Hatta bazı Mini ITX anakartlarda mobil sistemlerdeki SODIMM belleklerin kullanımına bile tanık olduk. Tabii 2'den fazla slota sahip bazı Mini ITX anakartlarda yok değil ancak B350 Yonga setini taşıyan bu anakart üzerinde Gigabyte'in tercihi 2 bellek slotundan yana olmuş. Chipset ve yan taraftaki VRM tarafı için, yani voltaj regülasyon kısmı için de 2 tane ufak soğutma sistemine sahip olduğunu görmekteyiz. Anakartın özellikle giriş çıkış bağlantılarına bakıldığı zaman da yine Gigabit Ethernet portumuz yeni almış durumda. Aynı zamanda bu anakartın üzerinde bir adet Wi-Fi kontrolcüsü bulunuyor. Dolayısıyla ki Intel tabanlı bir Wi-Fi kontrolcüsü bu. İsterseniz bu Mini ITX anakartı kuracağınız sistemi bu kontrolcü vasıtasıyla kablosuz olarak da internete bağlayabiliyorsunuz dostlar. Bunun dışında yine ses tarafında gelişmiş özelliklere sahip olduğunu söyleyebilirim. USB portlarımız yerini almış durumda. HDMI portumuz var. HDMI portu önemli. Aklınıza şu soru gelebilir. Abi Ryzen işlemcilerde entegre grafik yok ya, HDMI'yi ne yapacağız diye düşünebilirsiniz ama halihazırda Socket AM4 platformunu kullanan işlemciler de var. Ryzen tabanlı olmayan AMD ürün gamı içerisinde. Kaldı ki yine yılın ilerleyen dönemlerinde Zen mimarisini kullanan Socket AM4 formundaki entegre grafik işlemcinin apıları da göreceğiz. Dolayısıyla daha uzun vadeli olabilmesi adına Gigabyte tarafı görüntü aktarım portlarını da anakartla imal etmemiş. Koymayabilirlerdi ama bunu ihmal etmemişler dostlar. Bu önemli. Hem HDMI hem de DisplayPort konnektörlerine sahip olduğunu görmekteyiz. Dediğim gibi bir tane PCI Express konnektörümüz var. Dolayısıyla PCI ya da PCI Express tabanlı bir başka harici donanım takmak isterseniz maalesef şu aşamada sınırlısınız. Dolayısıyla bu anakart bellek, ekran kartı ve diğer depolama birimlerine ev sahipliği yapabilecek kabiliyetleri sahip ama çok fazla donanım içeren bir sistem kuracaksanız eğer bu anakart belli bir noktadan sonra size darboğaz yaratabilir diye düşünüyorum. Gigabyte'ın sahip olduğu zengin özelliklerin, gelişmiş özelliklerin pek çoğu yine bu anakartta da var. BIOS tarafında Gigabyte'ın modern anakartlarından birisini kullandıysanız benzer BIOS arayüzünü yine bu anakartla birlikte de göreceksiniz arkadaşlar. Standart USB konnektörleri dışında klavye fare tarafında PS2 arayüzünü kullanan nispeten eski nesil klavye fareniz varsa yine o konuda da uyumluluk gösteren bir anakart olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası heyecan duyduğum bir anakart oldu. Çünkü dediğim gibi Ryzen tarafında Mini ITX anakartları arıyorduk. Gözümüz gönlümüz Mini ITX anakartlar diye söylüyor. Çünkü Ryzen platformu, evet 95 wattlık işlemciler de var ama 65 wattlık Ryzen modelleri de var. Dolayısıyla güzel
küp gibi bir bilgisayar yapıp hem yüksek performans elde edebilir hem de farklı işlemleri onun üzerine gerçekleştirebilirsiniz. İşte o açıdan Gigabyte'ın geliştirmiş olduğu B350 Yonga setini taşıyan anakart da halihazırda yerini almış durumda. Bu arada tabii bağlantı özelliklerinden bahsederken şunu da söylemekte fayda görüyorum. Gen 2 USB 3.1 teknolojisi de bu anakart tarafından destekleniyor. Ve geçen yıldan günümüze yansıyan ve devam eden anakart modellerinde USB 3.1 Gen 1 ağırlıklı olarak karşımıza çıkıyordu ama en yüksek USB standardı olan günümüzde kabul görmüş USB 3.1 Gen 2 desteklenmiyordu. Fakat özellikle Asmedia'nın Yonga seti tarafındaki atılımları sayesinde artık USB 3.1 Gen 2 bol bol yaygınlaşacak gibi görünüyor ki bu anakart da buna destek veriyor. Yine PCI Express arayüzünü kullanan NVMe M.2 arayüzüne sahip SSD'ler de bu anakart tarafından destekleniyor arkadaşlar. Onları da isterseniz öyle bir sistem kuracaksınız. O parçaları kullanacaksanız da Gigabyte'ın AB350N gaming anakartı yani B350 çiftini kullanan bu anakart modeli de açıkçası hepsine ev sahibi yapabilecek esneme kabiliyetlerine sahip. Evet arkadaşlar, Computex 2017 fuarında Mini ITX anakartlar en popüler başlıklardan birisi değil belki ama sizlerin de çok sorduğu, görmeyi çok istediğim AMD Ryzen'a yönelik Mini ITX anakartların en azından Gigabyte'dan gelmiş olması da önemli. Çünkü ülkemizde faaliyetleri olan bir şirket ve çıkardığı anakartların pek çoğu Türkiye'ye geldiği için eğer almak isterseniz BIOS'lar Türkiye'de bulunamıyordu ama bu anakart piyasaya çıktığında ülkemizde de rafları süsleyecek gibi görünüyor. Evet dostlar, ben Erdi Özağ. Computex 2017 fuarından videolarımız devam edecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımız Donanım Haber'de de var. Donanım Haber'in YouTube kanalında da var. Eğer Donanım Haber'in YouTube kanalına abone olmadıysanız lütfen abone olmayı ve videoyu da paylaşmayı unutmayın. Beğendiyseniz tabii ki beğeni butonuna basmayı da ihmal etmeyin diyoruz. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.